man kadınlar gelmesin, gitmesin, konuşmasın, öne çıkmasın. Yani böyle tamamen erkeklerin dünyası ve bir söylemi var gibi bir algı var. değil mi? Yani bu evet, doğru evet. değil mi? Böyle ama o algının sebebi öncelikle şunu çok açık ve net söyleyeyim. Kur'an değildir. O algının sebebi Hz. Muhammed hiç değildir. Kimdir? Aleyhissatu vesselam daha sonra gelen ve İslam'ı çok değişik anlamaya çalışan değişik gruplar cemaatlerdi. Daha çok kimler mesela birkaç örnek. Bunu bunu yani şu cemaat veya bu cemaat diye ifade etmek doğru olmaz ama fakihlerin, fıkıhçıların e, Kur'an ve sünnetten kaynaklanmayan bazı içtihatların yani mesela e, kadın eğer bir yerde görülüyorsa, erkekler kadını görüyorsa orada kadının onların önünde namaz kılması doğru değil. Niye doğru olmaz? Bunu söyleyenler şundan dolayı. Bakınız nasları doğru yorumlamak. Yani bu erkeğin dizayn ettiği bir dünya değil mi? Yani erkeğin Tabii. şu erkeğin bakışı erkekler gibi. Bir kadınlar da yaşıyor bu dünyada. Elbette. da yarı yarıya neredeyse. Aynen. dünyada öyle. onların da bir yaşama ve erkekler gibi yaşama hakları yok mu yani? Hakları var. Seçme hakkı var. Seçilme hakkı var. E, efendim biat etmeme hakkı var. Hazreti Ebu Bekir e, halife oluyor. Peygamberimizin kızı Hazreti Fatıma 6 ay boyunca biat etmiyordu. Bu ne demek biliyor musunuz? Yani sen Cumhurbaşkanısın, ben senin Cumhurbaşkanlığını onaylamıyorum demektir. Bunu bugün kim söyleyebilir?